değerli izleyenler, şimdi ne yapmalı programımızın yepyeni bir bölümüyle bugün de karşınızdayız. Bugün hepimizin ortak problemlerinden birini konuşacağız. Çoğunlukla zamanın yetmediğinden şikayet ediyoruz. Bir türlü işlerimi yetiştiremiyorum. Hepimizin dilinden düşmeyen cümlelerinden bir tanesi. Peki zaman yönetimini doğru şekilde yapabiliyor muyuz? Zamanı etkin kullanmak için neler yapmak gerekir? Bütün bunları detaylandıracağız. Çok değerli bir konuğum var stüdyomuzda. Profesyonel koç Sefer Kayaoğlu bizimle birlikte. Şimdi ne yapmalı başlıyor. 24 saat bana yetmiyor diyenlerden misiniz? Hiçbir işinizi yetiştiremiyor musunuz? Peki sorun zamanı etkili kullanamamak olabilir mi? Profesyonel yaşam koçu Sefer Kayaoğlu'yla zamanın önemini, zaman kaybettiren hatalarımızı ve doğru zaman yönetimini konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım. Sefer Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan geldiniz Ankara stüdyolarımıza oldukça da önemli bir konuyla. Şimdi isterseniz en başta zamanın değerini konuşarak başlayalım. Hı-hı. Zamanla kayıtlı varlıklarız. Hani evet. Doğuyoruz, yaşıyoruz ve zamanımız tükenince de ölüyoruz. Ahiret hayatı belki başlıyor. Ondan sonrasında aslında insan ömrü de çok kısa bir zaman dilimi. Yaşlı insanlar da genellikle zaman ne kadar çabuk geçti, ömrümüz ne kadar çabuk geçti, ah şunu da yapsaydık, bunu da yapsaydık diye hep şikayet ederler. Bu durumda zaman değerini daha iyi anlamamızı sağlıyor galiba. Sizin bu noktadaki değerlendirmeleriniz nelerdir? Yani şöyle söyleyeyim, bir zaman içinde yaşıyoruz. Hı hı. Ve sanıyorum ilk insandan bugüne kadar hala sırrı çözülebilmiş bir durum değil. İşin açıkçasını söylemek gerekirse. Kesin ve net olarak şu diyebileceğimiz bir tarifi yok. Hı hı. Hani bugün baktığınız zaman yapılan deneylerde de zaman nedir, işte geriye dönen bir şey midir, işte döngüsel bir uzay mıdır? Bir sürü tartışmalar var. Yani bunların hepsi afaki şeyler. Ama sonuçta önemli olan şu bir gerçek ki biz bir zaman dilimi içerisinde yaşıyoruz ve bu zaman dilimi içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Aslında zamana baktığımız zaman zamanın gerçek tanımı nedir diye sorduğunuzda bana göre, bu bana göre tabii ki an diyebilirim. Hı hı. An, yani şu an. Yayına başladığımız an geçti. Doğru. Şu an ve ben bu cümleyi sarf ettiğim zamanki an da geçti aslında. Şimdi anı yaşamak diye bir kavram vardır ya. Anı yaşamak, işte aslında bu bence biraz daha önemli. Bunu da biraz açmak gerekiyor. Anı yaşayabiliyor muyuz, yaşayamıyor muyuz? Hı hı. Zaman yönetiminin de zaten en önemli ne diyelim kavramlarından bir tanesi de bu aslında. Hı hı. Ya da sorgulamalarından bir tanesi de bu. Anı düzgün değerlendirebiliyor muyuz? Doğru. Durum bu. Çok doğru. Yani esas olan geçmiş, gelecek değil, anda ne yaptığımız. Çünkü o an zaten... O anda hemen geçmişe belki dönüşüyor. Evet. Şimdi ve burada tekniğini mi belki uygulamak lazım hayatta yaşarken? Şimdi şöyle de bir şey var Ayşe Hanım. Geçenlerde arkadaşlarla da onu konuşuyoruz da ilginç de bir durum bu aslında. Mesela biz şu anda fiziksel olarak hem geçmişi hem anı yaşıyoruz. Nasıl mesela? Hemen herkese şöyle bir örnek vereyim. Yıldızları görebilen eğer bir şehirde oturuyorsa izleyicilerimiz, yıldızları izlediklerinde o yıldızlar aslında belki onlarca ya da yüzlerce yıl önce sönmüş galaksilerin ışıkları. Hı hı. Aslında onlar söndüler, yoklar şu anda. Ama ışığını görüyoruz, biz yıldız olarak görüyoruz. Yani geçmişteki sönmüş olan bir şeyin ışığını biz şu anda görebiliyoruz. Doğru. Anda ve geçmişte baktığımız zaman. Şimdi bunun bir de psikolojik yapısı var. Biz aynı zamanda zamanda yolculuktan hep bahsedilir ya. Zamanda yolculuk çok önemli bir kavramdır. Hatta geçenlerde 1875'te yazılmış bir bu konuyla ilgili bir roman okuyorum. Zamanda yolculukla alakalı. O zaman da çok ilgi çekici bir durum. Yani zamanın boyutu olarak bildiriliyor. Mesela işte hani zaman dördüncü boyut olarak orada bizlere aktarılıyor. Şimdi her şeyde bir en boy, yükseklik dediğimiz bir boyut vardır ya. Dördüncü boyutta zaman. Hı. Doğru.
Zaman olmadığında ben herhangi bir şey göremem aslında. Bu işin biraz felsefesi. Yani şu kalem eğer zaman olmamış olsa ben bunu göremem. Yani sıfır saniye dediğimiz sıfır noktasında ben bunu göremem. Görebilmem için bir zamana ihtiyacım var. Yani bunun enini, boyunu, yüksekliğini görebilmem için yine bir zamana ihtiyacım var. Şimdi buradan da nereye varıyoruz? Biz hayatımızdaki bütün iş, oluş, eylemlerin hepsini belirli bir zaman içerisinde yapıyoruz. Şimdi o zaman şöyle bir soru hemen aklıma geliyor. Dünya üzerinde birçok insan, bunların içerisinde Allah Celle Celaluhu'nun elçileri de dahil olmak üzere herkese verilen bir zaman var. Evet, güzel. Peki onlara herhangi bir torpil geçilmemiş, onlar için de gün 24 saat, bizim için de 24 saat. Onlar bir takım diyelim Allah Celle Celaluhu'dan gelen emir ve vahiyleri bildirmek için ve bunu uygulamak için onlara verilen süre de aynı süreydi, gün açısından bizim için de aynı. Şimdi onlara yeten, bize yetmeyen süreç ne? Bunu sorgulamak gerekiyor. Çok doğru. Yani bir bilim adamını düşünün. İşte geçenlerde bir yazarla ilgili bir makale okuyorum. 160 tane eser yayınlamış. 160 tane. Şimdi Mimar Sinan'a bakıyorsunuz, 90 üzerinde eseri var. Tam sayısını şu anda hatırlayamıyorum ama. Şimdi her yıl, doğduğu andan itibaren her yıl bir eser yapmış olsa ancak hani yetiyor. Doğru. Yani bunu nasıl yaptı? Değil mi? Onların bu şahısların mesela Mimar Sinan'ın bir günü de 24 saat. Aynen bir öyle. Yılı da 365 gün. Aynen öyle. Yani onlara böyle torpil yapılıp da günde kesinlikle 30 saat falan verilmemiş. Kesinlikle. Onlar bu kadar çok üretim yapabilirken aynen biz öyle. Niye birazdan izleyeceğiz Türkiye'nin durumunu da VTR'lerimizde hiçbir şeye vakit ayıramıyoruz. Ne kendi kişisel gelişmemiz adına ne maneviyatımız adına belki. Evet. Bununla ilgili de belki konuşulabilir. Tabii ki. Namaz kılmaya vaktim yok diyen çok fazla hiçbir insan var. Hiçbir şeye vaktimiz yok. Hiçbir şeye vaktimiz yok. Hiçbir kültürel etkinliğe vaktimiz yok. Kendimizi geliştirmeye vaktimiz yok. Hani böyle kapılmış gidiyoruz sanki söylediğiniz gibi. Başta dediniz ya şu söylediğim cümle de artık yok. O da geçmişte kaldı. Aynen öyle. Böyle akan bir ırmak gibi zaman adeta. Evet. Ve geri dönüşü de çok mümkün değil. Çok evet. Sırlı. Manevi boyutları da çok olan, insan psikolojisiyle de çok ilgili, bilimsel açıdan zaten hep merak edilen ve incelenen konulardan bir tanesi. Ve hayatımızın da en büyük gerçeği, çünkü ahirete yatırım içinde belli bir zamanımız var. Sadece evet. Dünyevi işler açısından değil ve o zamanla kayıtlıyız ve iyi değerlendirmek zorundayız. Böyle de bakabilir sanıyorum, değil mi? Kesinlikle. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığım zaman da zamanla ilgili ilginç şeyler var. Mesela bizim zaman olarak aslında zaman dediğimiz şey bizim biraz algılamamızla da alakalı. Yani diyelim şu programı çok sevdik ve biz bu programı yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Aslında geçen zaman belli bir zaman. Herkes için geçen zaman. Canımızın sıkıldığı veya sıkıcı bir işle uğraşıyoruz, zaman geçmek bilmiyor. Ya da çok sevdiğimiz birisini bekliyoruz, gelmesini bekliyoruz, özlemle. Hani o gelsin de bir an önce görüşelim istiyoruz. Zaman geçmiyor. Şimdi zaman mı geçmiyor, bizim oradaki algılarımız mı farklılaşıyor? Buna bakmak gerekiyor. Yani mesela, görecelik mi taşıyan bir kavram? Aslında öyle. Zaman. Yani baktığımız zaman göreceli bir kavram. Çok yani, doğru. Mesela herkes için bu program diyelim ki 90 dakika. Evet. Dediğiniz gibi kimine göre ne kadar iyiydi, çabucak geçti denir. Evet. Kimi için de bitmek bilmedi diyebilir konu ilgisini çekmediyse mesela. Aynen. Bu göreceli mi bize gösteriyor? Kesinlikle. Bu benim şahsi fikrim. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mesela Allah Celle Celaluhu Asr suresinde asra and ediyor. Yani zamana yemin ediyor. Evet. Şimdi yemin bu açıdan önemli bir şey. Eğer zamana yemin ediliyorsa burada çok ciddi bir şey var. Ve Allah Celle Celaluhu bize zamanımızdan sorumlu olduğumuzu bize bildiriyor. Bu konuda da sürekli de uyarılarda bulunuyor. Ve mesela zaman kavramına baktığımız zaman işte mesela kainatın oluşumuyla ilgili işte 7 günde yaratılma diyor.
Diyor ki işte bir günü sizin için 50 bin gün olan diyor mesela. Şimdi bir gün bize göre 24 saat ama oradaki mesela kavram bir anda farklılaşıyor. Şimdi demek ki zaman değişebiliyor. Algı farklılaşabiliyor. Zamanın mesela sonsuzluk, işte ahiret için söylenen kavram, sonsuzluk. Şimdi sonsuzluk dediğimizde bunu şu andaki zaman algısıyla algılayabilmemiz çok mümkün değil. Doğru. Çünkü çok düşündüm ben bu konu üzerine. Düşünmeyi de seviyorum böyle hani evet. Özellikle tefekkür etmeyi seviyorum. Çok düşündüm. Sonsuzluk algısını algılayamadım. Çok denedim. Çünkü şimdi her şeyin belirli bir yapı içerisinde deformasyon durumu söz konusu. İşte biz yaşlanıyoruz mesela. Doğru. İşte zaman geçiyor. Ruhumuz mesela şunu yaşlardan çok duyuyorum. Ben özellikle bilgi birikimlerinden istifade etmeyi çok seviyorum büyüklerin. Genelde şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ruhum yaşlanmadı. Ama bir şey yapmaya kalktığımda, diyelim bir torbayı taşımak istediğimde, onu kaldırmaya kalktığımda taşıyamadığımı anladığım anda yaşlandığımı hissediyorum diyor mesela. Çok enteresan, çok duygusal bir tarif aslında ya, çok, çok güzel bir şey. Şimdi bunu biz de yaşıyoruz. İşte bebeklikten, işte ergenlikten, gençlikten, orta yaş ve büyüyoruz. Şimdi burada... Yani fani varlıklarız aslında. Kesinlikle. Tükeniyoruz yani. Aynen öyle. O zaman burada şuna çok iyi bakmak gerekiyor. Bu zamanı ben nasıl değerlendiriyorum? Çünkü insanlar belirli bir aşamada kendilerini sorguluyorlar. Özellikle orta yaş sorgusu dediğimiz dönem. Şimdi bu sorgu dönemine girdiğiniz andan itibaren her şeyi sorguluyorsunuz. Lafı aldım ama yani tabii bu arada... Gayet güzel gidiyor bence. Benim de çok merak ettiğim, gerçekten üzerine düşündüğüm, buna ilgili şeylere rastladığımda mutlaka okuduğum konulardan bir tanesi. Mesela... Ki bizim en büyük hakikatimiz aslında zamanla evet, sınırlı oluşumuz. Evet. Bu sırrı da iyi anlamak lazım. Dünya hayatına da, ahiret hayatına da doğru yansıtabilmek adına çok önemli. Buyurunuz siz kesinlikle. Devam edin. Şimdi orta yaş sorgulaması dediğimiz bir şey var. Birçok insanla çalışırken bunu şunu görüyoruz. Orta yaş sorgulamasındaki insanlar zamanlarını nasıl geçirdikleriyle alakalı bir sorgu içerisine giriyorlar. Zamanında keşke şunları yapsaydım, zamanında keşke şunları yapmasaydım. Bakın orada yine zaman mefhumu devreye giriyor. Çok doğru. Yani yapılan iş, eylem çünkü geri dönüşümü olmayan, baktığınız zaman geri dönüşümü olmayan bir süreçten bahsediliyor. Şimdi burada şunu çok iyi düşünmek gerekiyor. Ben mesela... son 5-6 aydır Hira Mağarası öğretisini kendime göre öğreti diye adlandırdım. Bunun üzerinde çok düşünüyorum. Şimdi Resulullah'ın hayatını biz incelerken genel itibariyle hep tarihi ve sayılar üzerinden gidiyoruz. Bizde tarih maalesef Türkiye'de nitelikten değil de nicelik üzerinden gidiyor, sayılar üzerinden gidiyor. Şu 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 tarihte doğdu, şu 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 tarihte oldu, şu tarihte savaşlar oldu, şu tarihte bilmem ne oldu. Şimdi hep biz sayılar üzerinden gidiyoruz. Nitelik ve içerik üzerinden gitmiyoruz. Şimdi niteliğe baktığımız zaman Resulullah Hira Mağarası'na gidiyordu. Ya bu çok garip bir olay. Hiç kimse bunu sorgulamıyor. Gerçekten de sorgulamıyor. Bakıyorsunuz. Ya bir insan niye durduk yere bir yere gider, hani gider yani gidiyor ve orada duruyor. Şimdi etraftaki insanları düşünüyorum, hani bakıyorum. Eşi Hazreti Hatice. Kötü bir insan mıydı? Asla. Asla değildi. Evlatlığı Zeyd. Kötü bir insan mıydı? Hayır. İşte yeğeni Hazreti Ali. Amcası Ebu Talip, arkadaşı Hazreti Ebu Bekir. Şimdi daha da büyütebiliriz de sadece böyle çekirdek kadrodan şöyle birkaç kişiyi saymış olalım. Bu insanlar kötü insanlar mıydı? Değildi. Güzel. Peki bu insanlara rağmen Resulullah eğer gidip de bir yerlerde kendi başına kalıyorsa bunu çok iyi sorgulamak lazım. Bugün günümüzde İnsanlar bu sorgulamayı yapmaya kalktıklarında geride kalanların genel tepkisi şu olur.
tabii biz fazlalık geliyoruz ya. Biz ne yaptık değil evet, mi? Evet. Biz fazlalığız ya tabii işte hadi bizden kaç tarzında bir yaklaşım. Bu bir hanımefendi olabilir, bir beyefendi olabilir, bir işte evlat olabilir, anne baba olabilir fark etmez. Geri kalanında alınganlık meselesi oluşturur. Yani kendi iç dünyamıza dönmemize çok fırsat olmuyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Aynen dış etkenlerden öyle. Dolayı. Kesinlikle. Aman kırılmasın, aman eve geç geldi demesin. Mesela eşler bunu aynen çok söyler. Öyle. Annem babam kızmasın, işte arkadaşıma da vakit ayırayım, aman bana küsmesin. Bu sefer kesinlikle ne yapıyoruz? Biz kendi iç dünyamızı ıskalıyoruz. Kesinlikle. Bir de şey var, aklıma manevi boyuttan devam edince şu geldi. Mesela işte bir Kadir Gecesi 80 yıl ömre bedel derler. Ya da bir saat tefekkür 1000 saat ibadete bedeldir derler. Burada nitelik dediniz ya, nicelik ve nitelik meselesi. Evet. Yani aynı bir saati geçirmek ya da aynı geceyi geçirmek Kadir Gecesi açısından düşünürsek herkes için objektif açıdan baktığımızda net. Evet. İşte 9 saat mesela veyahut da evet, işte 1 saat tefekkür 1 saat 60 dakika. Aynen öyle. Ama onu nasıl geçirdiğimiz meselesi devreye girince kesinlikle orada bir bereket de söz konusu oluyor. Zamanın bereketlenmesi dediğimiz şey de bu mudur? Ne dersin? Kesinlikle öyle. Şimdi herkesin kendine ayırması gereken bir zaman olduğunu düşünüyorum. Bu ama herkese. Çocuğumuz için de bu geçerli. Eşimiz için de geçerli. Anne babamız, kardeşlerimiz için de geçerli. Şimdi herkes için tayin edilmiş bir vakit var ve bu vaktin ne kadar olduğuna dair herhangi bir fikrimiz yok. Yani ben ne zaman öleceğimi bilmiyorum. Bilmemek daha mı iyi? Bunu düşünüyorum bazen. Evet, genel itibariyle ulaştığım kanı şu, iyi ki de bilmiyoruz. Yani hatta bunu artı eksi de çok fazlasıyla düşündüm. Evet, bilmemek çok daha iyi. Çünkü bildiğiniz andan itibaren bu sefer ket vurma dediğimiz durum devreye girer. Yani ben 3 sene sonra öleceğimi bilirsem o zaman ben şu anda oraya odaklanırım ve geri kalan planımı ona göre yapmaya çalışırım. Bu bende kaygı oluşturur, bir şeyler oluşturur ve sürekli yetmemezlik ve onun üzerine de belki de depresyon veya başka bir şeyler de oluşturabilir bende. Onun için bilmemek güzel. Bilmeden yaşamak güzel. Şimdi bu yaşantıyı bir de organize etmek lazım. Bundan birkaç hafta önce burada kız kardeşim Mehtap Kayıoğlu'yla beraber ki buradaydık. Kendisini de defalarca konuk ettik. Evet, çok evet da güzel programlar yaptık. Buradan da izliyorsa selamlarımızı gönderiyoruz. Mehtap Hanım'ı bu sezonda bekliyoruz evet, inşallah. İnşallah. Onunla beraber burada bir eğitime gelmiştik. Yine zaman yönetimi eğitimine. Hatta kendi aramızda dedik ki, ya biz zaman yönetimi eğitimleri veriyoruz ama bu zaman yönetimi kavramını tartışmak lazım. Gerçekten de. Peki o konuya bir virgül atalım isterseniz. Tamam, çünkü biz sokağa sorduk zaman yönetimi tamam deyince ne anlıyorsunuz, aklınıza neler geliyor? Güzel de cevaplar aldık aslında. Genellikle cevaplarımız iyi oluyor ama uygulamada da sıkıntı yaşayabiliyoruz. Onu da soracağım size. Tamam. İsterseniz bakalım neler söylenmiş, ardından sizden doğrusunu öğrenelim. Bence zaman yönetimi kişinin işiyle, eğitimiyle, okuluyla alakalı programları bir düzene sokmasıdır. Buna göre hayatına bir program getirmesidir. Bir kişinin kendi zamanını planlı, programlı bir şekilde yönetmesidir. Zaman yönetimi zamanımızın planlı ve koordineli olarak kullanmamızdır. Zaman da bir ömür gibidir. Bunu planlı ve koordineli şekilde kullanmamız gerekiyor. Zaman yönetimi insan kendini bir 24 saat dilimine bölerek hani hangi saatte ne yapmalı, hani zamanı en verimli nasıl kullanabilmeli, budur bence yani. Bence zamanımızı boşa harcamamıza neden olan etmenler, günümüzde özellikle bilgisayar, tablet, telefon ve internette harcadığımız gereksiz vakitlerdir. İnternet, bilgisayar, cep telefonu, sosyal medya, kısacası teknolojiyi kötüye kullanmak zamanı boş harcayan etkenlerdir. Plansızlık, daha çok plansızlık oluyor. Örneğin bir gün içerisinde neler yapacağım, neler yapmayacağım, bunların hepsinin bir planını
önceki günden kafamdan örneğin belirli başlıklar halinde işlersem ertesi gün planlı şekilde zamanımı yetebileceği şekilde kullanırım. Zamanımızı boş harcamamıza neden olan şeyler yani ne bileyim telefonla uğraşmak, bilgisayarla hani boş vakit geçiriyoruz hani. Hani onun yerine bir kitap okumak ya da ders çalışmak falan varken hani boş boş hani oyun oynamak falan özellikle çok vakit harcıyor. Bunlar. Ben zamanı nasıl iyi değerlendiriyorum? Yani haftalık program çerçevesinde işimi, eğitimimi, zamanımı, yani mesela sporumu haftalık olarak belirli bir programa göre hareket ederek yapıyorum. O yüzden zamandan iyi yararlandığımı düşünüyorum. Zamanımı sabah kalktığım zaman programımı yaparak, çalışma programımı, bütün işle alakalı bütün programlarımı planlayarak zamanımı verimli kullanıyorum. Kısa zamanda en iyi şeyleri yapmamızla değerlendirilir. Örnek veriyorum, otobüste gelirken kitap okuyabilirsiniz, internette araştırma yapabilirsiniz. Yani en ufak boşluğunuzda daha iyi değerlendirmelerle sonuca ulaşabiliriz. En iyi zaman, yani boş geçirmediğin an her an, yani tabii iyi geçirmiş bir zaman sayıyorum ben ama bence kitap okuyarak hani en çok bana göre ya da ders çalışarak. Bence işimiz üzerinden yola çıkmak gerekiyor. Yani biz öğrenciyiz. İyi zamanımızı biz kendi eksiklerimizi kapatarak değerlendirmeliyiz ve her şeyden önce de eğitime yatırım yaparak, kitap okuyarak, olabildiğince çok bilgi edinerek zamanımızı güzel kullanmamız gerekiyor. Evet, sokak röportajlarımızı izledik. Profesyonel koç Sefer Kayaoğlu'ndan zaman yönetiminin aslında ne olduğunu dinleyeceğiz. Ama siz de zamanımı iyi yönetemiyorum, şu konularda problem yaşıyorum diyorsanız bizi arayabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 telefon numaramız. Bize Instagram üzerinden, Facebook üzerinden veya mail yoluyla da sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Pek çok yorum aldık. Aslında güzel de cevaplar aldık. Planlı evet. Olmak, programlı olmak, hangi saatte ne yapacağımızı belirlemek, zaman kaybına yol açan etkenleri de söylediler. Evet. Pek çok noktaya değindiler. Peki doğrusu nedir? Zaman yönetimi deyince ne anlamak gerekir? Aslında genel itibariyle söyledikleri şeyler 3 aşağı 5 yukarı doğru. Hı hı. Sokaktaki o özellikle insanların vermiş olduğu cevaplar. Bir iş, oluş ve eylemlerin planlanma süreci diyebiliriz. Hı hı. Şimdi zaman yönetimi dediğimizde insanlar genelde bu kavrama karşı biraz niye zaman yönetimini gerçekleştiremiyorlar diye düşünüyorum. Hı. Şimdi diyorum ya sürekli böyle düşünmeyi seviyorum. Diyorum ki insanlar neden zaman yönetimine karşı bu kadar dirençliler? Kavramın kendisinden kaynaklanan bir şey olabilir. Şöyle ki zaman kime ait? Ve bunun yönetimi kimin elinde? Hı hı. Baktığımız zaman, zaman benim zamanım mı? Hı. Aslında ben onu düşünüyorum. Sadece bana bahşedilmiş bir zaman var. Sahibi değilim. Başını sonunu bilmiyorum ve müdahil olamıyorum. Doğru. Ne zaman doğduğuma karar vermediğim gibi ne zaman öleceğime de karar veremiyorum. Ne kadar yaşayacağım konusunda da herhangi bir bilgim yok. Dünya üzerindeki bütün herkes için geçerli olan bir süreç bu. Hı hı. Şimdi burada o zaman zaman yönetimi dediğimizde insanlar yönetim ve yönetim yani yönetim konusunda genel itibariyle biraz çekinceliler. Yani böyle bir olumsuz bakış açıları var. Hmm. Yönetme dediğimizde. Çünkü birçok insana yönetim dediğinizde ben işte yönetemem, hmm. ben yapamam, ben başaramam, ben beceremem tarzında yaklaşımlar sunuyorlar. O zaman bu kavramı düzeltmek gerekiyor. Hı hı. Aslında zaman yönetimi eğitimleri veriyoruz ama hı hı. işin açıkçası zaman yönetimi İngilizceden olduğu gibi çevrildiğinden dolayı zaman yönetimi olarak bizde de bu şekilde gitmiş oldu. Doğrusu bence zaman planlaması. Hı hı. Zaman planlaması olduğu andan itibaren kavram insanlara çok itici gelmiyor. Doğru. Çünkü kavramların insanlar üzerinde çok ciddi anlamda etkileri var. Şimdi biz genel itibariyle kavramlar üzerinden çalıştığımız için insanların kafalarında oluşmuş olan yerleşik bir takım kalıplarını eğer yanlış anlam yükledilerse o kavramlara onları değiştirmeye çalışıyoruz. Bu biraz İslam'ın insan
algısı tanımıyla da ilgili bir şey diye düşünüyorum. Bu düzeltmeniz çok da önemli. Genellikle batıdan gelen kavramlar bizim İslam kültürünün hayat, dünya anlayışına çok uygun olmuyor ne yazık ki. Oradan direkt çeviri yapınca da belki o noktada şey var. Zaman yönetimi deyince sanki Cenab-ı Allah'ın iradesine de, o külli iradeye de bir müdahale belki söz konusu gibi oluyor. Fıtraten de belki uygun değil. Ama zaman planlaması deyince cüz-i iradeye, hani bizim zaten imtihan olunduğumuz boyuta bir müdahalemiz olabileceği hakikatini belki görüyoruz. Ne dersiniz bu açıdan? Şimdi planlama dediğiniz zaman herkes hayatını planlar aslında. Farkına varmadan planlar. Doğru. Plansızlık bile olsa. Kesinlikle öyle. Hı hı. Şimdi plansızlık dediğimiz şey de bir planın parçası. O şekilde yaşamayı kendisine plan edinmiş aslında. Böyle de bakınca aslında kavramları düzelttiğimiz anda insanların hayatlarındaki bir takım değişimleri görüyorsunuz. Şimdi planlama, mesela insanlara soruyorum, diyorum ki sanatla ilgileniyor musunuz? Estetik kaygınız var mıdır? Diyor ki yok. Benim sanatla hiç ilgim yok diyor. Mesela çok uzağım. Diyorum ki sabahları kalktığınızda saçlarınızı tarıyor musunuz? Diyor ki tarıyorum tabii ki, yani öyle çıkamam. Güzel, bu estetik kaygıdır. Bu doğru. Sanatla alakalıdır. Çok doğru. Yani aslında sanat dediğiniz şey sizin uzağınızda değil. Estetik kaygısı da öyle. Planlama dediğimiz şey de hayatın içerisinde olan bir süreçtir. Hı hı. Şimdi mesela biraz önce İslamiyet'ten örnek verirken, şimdi Müslümanlar açısından baktığımız zaman hayatın planlanması söz konusu. Günde 5 vakit namaz. Bu planlıdır. Doğru. Siz sabah namazını gece yarısı kılamazsınız. Onun vakti sabah vaktidir. Aynen ve öyle. Ve bellidir, sınırlıdır. Vakit çıkma aynen durumu öyle. Da var ya mesela, belli bir saate kadar onu kılmamız gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi burada şu çok güzel verilmiştir. Size iki süre arasında bir vakit verilmiştir. Başında da sonunda da veya bu süre içerisinde herhangi bir yerde de bu eylemi gerçekleştirebilirsiniz. Planlama budur aslında. Hı hı. O süre içerisinde, geniş bir süre içerisindeki yapabileceğiniz ama yerine getirmeniz gereken bir süreç. Hı hı. Böyle olunca insanlar bunu gerçekleştirebilirler. Diyelim öğle yemeği. İşte atıyorum. Saat 12'den 2'ye ya da 2.30'a kadar birçok insan muhtemelen öğle yemeğini yiyordur. Hı hı. Çalışanlar açısından söylüyorum. Bu süreç içerisinde 12'de de yiyebilir, 2.30'da da yiyebilir. Hı hı. Ama onu gerçekleştiriyor. Bu planının bir parçası. Hı hı. Hayatındaki planladığı noktalardan bir tanesi. O açıdan baktığımızda geniş tutmak gerekiyor. Şimdi insanlar niye plan yapamazlar? Hayatlarıyla ilgili, işte zaman yönetimiyle ilgili diyoruz ki hani bir plan yapmaya kalksanız, bir liste çıkıyor önümüze. Aman ya Rabbim, yani nefes almaya vakit yok. Her şey o kadar hani arka arkaya eklenmiş ki. Ya da öğrencilere ders çalışma programı diyorsunuz. Bir program yapmışlar ya, mümkünatı yok onu uygulayabilmesine. 9'da matematik, 10'a kadar çalış, 10 çeyreğe kadar mola ver, 10 çeyrekte hemen Türkçenin başına otur gibi. Aynen, aynen. Buna zaten uyum da sağlanmıyor. Ben kendi çocukluğumdan da hatırlıyorum. Mesela biz hep ders programı yapardık, çizelgeleri, çalışma planları. Evet. Hiçbir zaman olmaz. Bir de geçince mesela 10 çeyrekte Türkçenin başına oturmak lazım ya. Evet. Ola ki 10.30 oldu. O zaman evet. Plan bozuldu zaten. Bütün tabii. Motivasyon da gidiyor. Kesinlikle. Peki nasıl planlama yapmak lazım? Planlamayı şu şekilde yapmak lazım. Planlamayı yaparken esnek olmak lazım. Hı hı. Şimdi esnek plan dediğimiz şey nedir? Yapmamız gereken iş eylemi belirli saatlerin arasına koymak gerekiyor. Hı hı. En iyi uygulayabileceğimiz nokta budur. Mesela şöyle söyleyeyim. Diyelim herkesin hayatında bir takım rutinleri vardır. Diyelim çalışan insanların bir rutini vardır. Hı hı. İşe gidiş, işten geliş, işte eve geliş ve diyelim ev işleri veya işte çocuklarla ilgilenme gibi. Çalışan hanımların da aynı şekilde rutinleri vardır. İşte hı hı. Evin temizliğidir, yemeklerin yapılmasıdır, alışveriştir gibi. Şimdi o zaman bu rutinleri nereye koymaları gerektiğini belirleyecekler. Hı. En önemli etken bu. Şimdi bir de burada çok önemli bir şey devreye giriyor. Biz bazen acille önemli işleri birbirine karıştırıyoruz. Bazı acil işler önemli olmayabilir. Çok ilginç. Evet. Bir örnek verelim isterseniz. Nasıl oluyor şimdi mesela? Burada
planlamayı yaparken pardon. Estağfurullah. Acil ve önemli kısmını ayırmak gerekiyor. Yani bir tablo yapsınlar mesela. Tabloya şunu yazabilirler. Bunu Eisenhower metodu da deniliyor aslında. Güzel bir metot. Hoşuma da gidiyor. Şimdi, acil önemli. Acil önemli değil. Önemli değil. Acil değil. Önemli değil. Acil gibi. Şimdi baktığınız zaman böyle dörtlü bir tablo. Şimdi acil ve önemli olan bir işi hemen yapmak gerekiyor. Hem acil hem önemli. Biz bazen dediğim gibi acil ve önemliyi karıştırıyoruz. Yani mesela yayın saati 4.30 bizim yayın saatimiz. Evet. Diyelim ki ben ofisin öbür tarafındayım. Acilen stüdyoya gelmem lazım. Aynen ve önemli. Ve önemli çünkü önemli. Yayın saati başlıyor. Aynen öyle. Böyle bir şey. Kaçınılmaz olarak yapılması gerekenler kesinlikle. Diyebiliriz. Kesinlikle. Mesela yarınki konuğun çağrılması önemlidir. Ayarlanması önemlidir. Ama şu anda bir aciliyeti yoktur. Yayın sonrasına bırakılabilir. Bırakılabilir gibi. Evet. Çok aciliyeti önemli. Yok. Sıraya koymak gerekiyor. Siz yayın öncesinde eğer bir sonraki konukla ilgili bir telaşa düşerseniz canlı yayını kaçırabilme ihtimaliniz var. O zaman sıraya koymak gerekiyor. Acil de değil, önemli de değil. O zaman bu işi yapmamak gerekiyor. Birçok kişi aslında acil ve önemli olmayan işlere çok zaman ayırdıkları için problem yaşıyorlar. Çok doğru, evet. Teferruatta boğuluyorlar. Ana noktalar üzerinde durmuyoruz biz. Biz maalesef toplum olarak teferruatı çok seviyoruz. Bu da bizim eksi taraflarımızdan bir tanesi. Peki bu planlama anlayışını kendimizde geliştirirsek, zamanımızı planlama bilincini geliştirirsek en başta, sonrasında da bu önemli işler, acil işler, hem acil hem önemli, bu çok önemli bir yöntem bence. Bunu hayatımıza yerleştirirsek zaman kazanmak lafı vardır ya, aslında herkese yine aynı olan süre nedense kazanılır. Bunu sağlayabilir miyiz? Kesinlikle. Yani bir hayat değişimi aslında kesinlikle. Belki metodu bu. Şöyle söyleyeyim, diyelim bir düğün yapılacak. Davetiyenin dağıtılması lazım. İşte düğün tarihi yaklaşıyor. Acil. Önemli değil bakın. Acil. O zaman bunu bir başkası yapabilir. Şimdi biz diyorum ya şunu yapıyoruz. Yok davetiyeyi de biz götürelim. Hani karşı tarafı ciddiye aldığımızın bir göstergesi gibi. Diyorum ya teferruatta boğuluyoruz. Bu aslında sadece bir duyurudur. Duyurunun ulaştırılmasıdır. Bunu Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet hiç fark etmez. Kim götürse götürsün fark etmez. Önemli olan onun ulaşmasını sağlamaktır. Diyelim. Veyahut da evlilik hazırlıkları deyince işte mutfaktaki süzgeç için bir aynen günün öyle. Harcanması. Aynen halbuki öyle. O evlendikten 3 ay sonra da alınabilir aynen bir şeydir. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Yani oradaki aciliyet gerektiren şeyler nedir? İşte evin tutulmasıdır. Doğru. Mesela eşyalar daha sonra alınabilir. Çünkü eşya o eve göre alınacak. Önce eşyanın telaşesine düşmeye gerek yok. Planlama dediğimiz şey bu. Neyi önce neyi sonraya koymamız gerektiğini gösteriyor. O zaman acil ve önemli olanları bir de dediğim gibi kavram hep bizde her şey önemlidir. Bakın Ayşe Hanım yani maalesef böyle bir şeyimiz var. Evet. Her şeye önemli gözüyle baktığımız için orada aslında önemli olan birçok şeyi atlıyoruz. Gerçek önemli olan şeyleri atlıyoruz. Bunları yapmamamız lazım. Bunları yaptığımız andan itibaren hayatımızın daha kolay olduğunu göreceğiz. Şimdi bazen öğrenciler, şimdi birkaç sene önce genç bir arkadaş geldi, kafası biraz karışmış. Dedi ki, hocam dedi, ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi ikinci sınıftayım, okulu bitirmem lazım. Bu kafama takılıyor. İşte master yapmak istiyorum, yabancı dil öğrenmek istiyorum, işte iyi bir kariyer yapmak istiyorum. İşte bunların hepsini düşündükçe böyle işin içinden çıkamıyorum. Dedim ki çok kolay, çok kolay. Önceliklerini sırala. Dedi ki hepsi benim önceliğim. Dedim ki hayır, senin birinci önceliğin öncelikle bu sene sınıfını geçmek. Çok doğru. Sınıfını geçmek. Sen sınıfını geçmeden zaten okulunu bitiremeyeceksin. Okulunu bitiremezsen yüksek lisans yapamayacaksın.
Yüksek lisans veya okulunu bitirmeden bir meslek sahibi olamayacaksın. Yüksek lisans ve meslek sahibi olmak şu anda senin için sonraki hedef. Birincisi senin sınıfını bitirmen. Bu arada, bu aradaki 2 yıl içerisinde İngilizce öğreneceksin. Böylelikle yüksek lisans için de senin için yeterli bir puanı alıp aynen öyle hazırlığını da yapmış olacak. Doğru. Çok fazla yığıyoruz o zaman tepemizi. Aynen öyle. Şunu da yapalım, bunu da yapalım. Şimdi baktığınız zaman ya iyi de bunu herkes biliyor. Hayır, bilmek önemli değil. Uygulamak önemli. Biz teferruatlarda boğuluyoruz. Bazen bizi ilgilendirmeyen konular üzerinde çok fazla kafa yorduğumuz için anımızı kaçırıyoruz ve anı kaybedebiliyoruz. Peki, şimdi Türkiye'de zaman yönetimi konusundaki durumumuz acaba nedir? Bunu merak ettik. Bir araştırma yaptık. Bu konuda pek çok da evet araştırmalar yapılmış. 2014 yılından itibaren birkaç araştırmaya göz attık ve bir VTR hazırladık. Bakalım toplum olarak en çok nelere zaman ayırıyoruz? Zaman yönetiminde farkındalık önemli. Acaba neye ne kadar zaman ayırıyoruz? Çeşitli araştırmalar bu konuda ilginç veriler sunuyor. 2014'ten 2017'ye uzanan araştırmaları şöyle bir taradık ve şu sonuçlara ulaştık. Türkiye'de insanlar gün içinde en çok uykuya zaman ayırıyor. Uykuya ayrılan süre hafta içi 8 saat 35 dakikayken hafta sonu bu süre 9 saat 20 dakikaya yükseliyor. Televizyon izleme konusunda günde 5,5 saatle dünya birinciliğini ise hala kaptırmıyoruz. Gün içinde zamana ayırdığımız bir başka uğraşıysa sosyal medya. Kullanıcılar gün içerisinde ortalama 7 saatini bilgisayar karşısında, 3 saatini telefon üzerinden internete bağlanarak ve 3 saatini sosyal medya platformlarında geçiriyor. Günden geriye ne kaldı dediğinizi duyar gibiyim. Başka neler yapıyoruz peki? 2 saat 45 dakika yemek ve diğer kişisel bakım faaliyetleri, 11 dakika spor ve 21 dakika hobiler. Kitap okumaya ayırdığımız süre ise günde 1 dakika. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 1 dakika. Evet, VTR'mizi izledik. Aslında çoğumuzun da bildiği şeyler. Çok fazla televizyona, internete, sosyal medyaya vakit ayırıyoruz. Evet. Kitap okumaya hiç vakit ayırmıyoruz. Televizyon konusunda evet. Dünya birincisi, kitap konusunda dünya sonuncusu oluyoruz çoğunlukla yapılan araştırmalarda. Hep biliyoruz ama bu VTR'yi de özellikle bir kendimizi sorgulamamız açısından ekleyelim dedik, izleyicilerimize de sunalım dedik ve farkına varalım dedik. Bu noktada ben hemen farkındalık konusunu size sormak istiyorum. Planlama yapmak çok önemli, evet, ama neyi yapmamız gerektiği kadar neyi yapmamamız gerektiğinin de farkına varmak ve ben aslında bir günümü neyle harcıyorum? Dakikalarca telefonda şu nereye gitmiş, bu nereye gitmişle mi uğraşıyorum? Evet. Dakikalarca, saatlerce televizyondaki herhangi bir diziyle mi uğraşıyorum? Evet. Kendimle ilgili, ailemle ilgili ne yapıyorum? O farkındalık durumu ile ilgili ne söylersiniz? Şimdi biraz önce VTR'deki rakamlara baktığımız zaman çarpıcı rakamlar. Maalesef şu çok önemli, bilmek mi anlamak mı? Biz bildiğimizi zannediyoruz ama anlamıyoruz. Maalesef böyle bir durum söz konusu. O zaman gerçekten de anlamak gerekiyor. Biz hani sosyal medyaya ayırdığımız zaman diyoruz ya, biraz önce de bahsedildi işte 3 saat, 7 saat gibi saatlerden bahsedildi. Herhangi bir sosyal medyaya girdiğinizde şöylesine bir bakayım dediğinizdeki geçen süre 1 saat. 1 saatiniz gidiyor. Çok doğru. Bunun için insanlara özellikle bunu altını çize çize söylüyoruz ki sosyal medyaya ayırdığınız zamanı tamamen sınırlandırın.
sınırlandırmak gerekiyor. Bunu gerçekleştiremiyorum diyorlar. Herkesin kullandığı şu anda genel itibariyle sosyal medyayı çok aktif kullanan insanların ellerinde akıllı telefonlar var. Hepimizin. Ve hepsinde yani de sayaçlar var. Ben programda da bunu çok eleştiriyorum ama yayın için bile aslında gerekli gereçler. Tabii. Sınırlandırmak dediniz. Oraya ben bir vurgu yapmak isterim müsaadeniz olursa. Tabii. Toptancı yaklaşımlar da oluyor. İşte televizyonu kaldırdık evden. Ya da işte akıllı telefonumu eski telefonlara döndürdüm gibi. Evet. O zaman da zamanın gereklerini çok da yaşayamamış oluyoruz. Çünkü bu zamanın ruhu da bu teknolojiler aracılığıyla ne yazık ki kazanılıyor. Evet. Sınırlandırmak daha doğru değil mi? Yani toptan hayatımızdan çıkaramıyoruz çünkü. Şimdi o yaklaşım tarzı kendine güvenememenin getirdiği şeylerden bir tanesidir maalesef. Çünkü eğer televizyon önümde açıp açmama iradesi bana ait. Doğru. Yoksa zaten açamam. Diyelim buzdolabında yiyecek yoksa yemek yiyemem. Ama varken yiyip yememe benim irademle alakalı bir süreç. Şimdi burada biz irademizi güçlendirmek zorundayız. En önemlisi bu. Şimdi zaman planlaması yaparken de, zaman yönetimi, zaman planlaması veya başka işlerimizi yaparken de insanlar genel itibariyle bir mucize beklemesinler, dışarıdan beklemesinler. Bunu kendileri gerçekleştirecekler. Bir irade göstermek zorundalar. Harekete geçmek zorundalar. Bunu söylüyoruz. Mesela kitap okuyamayan gençlerle genelde çalışıyorum. Kitap okuyamayan gençler belli bir süre sonra kitap okumaya başlayınca aile şaşırıyor. Diyorlar ki işte biz kitap okumasını söylüyoruz. Hani yapmıyor. İşte siz söylediniz, gerçekleşti. Diyorum ki benim elimde bir sihirli değnek yok. Doğru. Yok. Mucize de göstermiyorum. Allah göstermesin. Böyle bir iddiam da yok. Burada sadece basit bir süreç var. En kolay, şimdi benim en çok hoşuma giden yöntem hızlı kolay basit dediğim yöntemdir. Hızlı kolay basit dediğimiz yöntem nedir? En kolay, en hızlı, en basit yöntem. Uygulanabilir bir şeydir bu. Yani kişilerin ne diyelim böyle çok fazlasıyla bahane bulamayacakları bir yöntemdir. Şimdi kitap okumaya başlarken gençlere diyorum ki işte her gün bir satır ya da bir paragraf kitap okumanı istiyorum. Bir paragraf. Bu kadar sadece. Bu kadar. Diyorum ki bugün diyelim 3 paragraf okudun. Bu paragraf bu arada şöyle de bir şey var. Diyorum ki bu paragraf bir cümle de olabilir. 5 cümle de olabilir. Hiç fark etmez. Ertelemek yok. Onu da soracağım inşallah. Çok erteleme yok. Çünkü. Bugün diyelim 3 paragraf okudun. Bir paragrafını zaten okumak zorundasın. Diğer 2 paragrafı işte zaten bugün 3 paragraf okudum. Yarın ve bir sonraki gün okumayım yok. Yarın da bir paragraf okuyacaksın. Ha üzerine okuyorsan bu senin kendinle alakalı bir süreçtir. Ama yapman gereken şey her gün o bir paragrafı okumak. Şimdi kitabı alıp da eline kişi bir paragraf okumaya başladığında belli bir aşamadan sonra zaten bir paragraf için kitabı alıyor, okuyor, kapatıyor. Ertesi gün alıyor, bir iki paragraf kapatıyor. Bir sonraki gün bir iki paragraf. Bir sonraki gün belli bir aşamadan sonra şu gerçekleşiyor. Ya hani zaten elime aldıysam okumaya başlıyor. Bir gün bir tane alabilmek mesele belki de. Çünkü VTR'mizde de gördük ki Türkiye ortalaması günde 1 dakikaymış. Kitap okuma ki siz hatta dediniz ki bence 10 saniye filandır. 10 saniye geçmez. Çok daha az olabilir. 10 saniye geçmez. Buna da bir çare üretmiş oldunuz böylelikle. İstikrarlı ve kesinlikle. Az da olsa istikrarlı olarak o kitabı elimize almamız gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi baktığımızda hızlı kolay basit yöntem dediğim şey nedir? Uygulanabilir yöntemlerdir. Pratik yöntemlerdir. Kişi yürüyemiyorum diyor mesela. Özellikle bunu ev hanımlarından çok duyuyorum. İşte yürüyemiyorum, yürüyecek vaktim yok. Diyorum ki her gün 50 metre ya da 100 metre. Ama diyorum mesela yürüyüş kıyafetinizi giyin. Kendinize göre nasıl bir şey istiyorsanız. Yani illaki işte eşofman veya başka şeyler giymenize gerek yok. Kendinizi yürürken nasıl iyi hissedecekseniz ama o kıyafeti giyin. Giyin, hazırlanın ve çıkın. Diyor ki ya 50 metre ya da 100 metre diyorum. Diyor ki 100 metre ne kadar? İşte 2 apartman boyu gideceksiniz ve geri geleceksiniz. Şaka yapıyorsunuz diyor. Diyorum ki hayır şaka yapmıyorum. Fazlasını yürürseniz
Bu fazlası sizin kendi yürüyüşünüz olmuş oluyor. O beni ilgilendirmiyor. Ama benim sizden istediğim her gün 100 metre yürümeniz. Şimdi kişi o kıyafetleri giyip de yürümeye başladığı andan itibaren, şimdi o kıyafet için zaten bir emek harcıyor. Doğru. Dışarı çıktığı zaman da şimdi önce diyelim 100 metre yürüyor. Ondan sonra diyor ki zaten bu kadar giyindikten sonra hadi biraz daha yürüyeyim geleyim tarzında. Bu harekete geçiriyor. O zaman harekete geçmek gerekiyor. Harekete geçebilmek için de diyelim bir kitap okumaya başlayacaklarsa çok ağır külliyatları okumaya başlamasınlar. Basit, rahatlatıcı, hafif kitaplarla başlayabilirler. Doğru. Bu. Yani planlama dediğimiz şey budur aslında. Ya bu insanların hayatında ne kadar bir zaman alır? Diyelim işte 100 metre bir yürüyüş. Ne kadarlık bir zamanı alır? Yani. Çok fazla bir hani böyle geniş bir zaman versek bile 10 dakikasını alır. En fazla evet. En fazla. Yani 3-5 dakika diyecektim ki o bile belki yürüme hızına göre işte değişebilir. Kitap okuma hızına göre değişir ama en ağır okuyan kişi bile bir sayfayı en fazla 5 dakikada okur. O da hani ağırdan ala ala okursa 5 dakika. Yani bunu daha normal bir seyirde okuduğu zaman 2,5 dakikadır bu. Daha hızlı okursanız daha da aşağı iner. Ama sonuç itibariyle baktığınızda çok küçük zamanlar. Bir de az hedef belirlemek galiba. Aynen öyle. Bununla ilgili de mesela yine VTR'imizden gördüğümüz kadarıyla sosyal ve kültürel hayata neredeyse hiç zaman ayırmıyoruz bir günlük hayatımızda. Yani bir hobimiz yok, bir kültürel anlamda bir etkinliğimiz yok, sosyal hayatta da belki işte ev gezmeleri falan vardır ama hani sosyal etkinlik dediğimiz şeylere çok fazla zaman ayıramıyoruz. Belki 40 yılın başı bir şeyler yapıyoruz. Bununla evet. da ilgili yani zamanım yok tam ziyade aslında harekete mi geçemiyoruz? Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim. Zamanımız yok mu? Evet. Şimdi birisi bize diyor ki kendi üzerimden örnek vereyim. Sefer hadi gel işte beraber bir çay içelim diyor. Şimdi kalkacağım, gideceğim. Hiç canım istemiyor. Evet. O zaman söylediğimiz şey nedir? Zamanım yok. Peki aynı sefere diyelim çok iyi bir teklif, iş teklifi geldi ve deniliyor ki işte şu kadar zamanda işte şu görüşme için şu kadar ücret ödeyeceğiz. O anda zamanım olur mu? Olur. Kesinlikle olur. Doğru. Demek ki buradaki en önemli şeylerden bir tanesi zaman eşittir aslında istemek. İstediğimiz şeye biz zaman ayırıyoruz. İstemediğimiz hiçbir şeye de zaman ayırmıyoruz. Yani sorun zamanda değil bizde aynen anladığım öyle. Kadarıyla. Yani zamanım yok deyince sanki zaman ortadan kaybolmuş. Aman nerelere kaçmış. Sanki kesinlikle. Dışsal bir sebep uyduruyoruz. Kesinlikle öyle. Ama mesele bizle ilgili. Bizim aynen. irademizle ilgili. Aynen öyle. Çok doğru. Kesinlikle. Şimdi zamanım yok lafı aynı zamanda çok net olarak söylüyorum bir iftiradır. Kime iftiradır? Zamanın sahibine iftiradır. Doğru. Şimdi baktığınız zaman zamanınız mı yok? Bu bir iftira. Aynı zamanda bir de mesela çok ciddi anlamda sevmediğim bir kavram vardır. Benim babamın deyimiyle aslında tuzak kavram diyor. Çok güzel, çok doğru bir nitelendirme bence. Boş zaman kavramı. Boş zamanımız var mı? Boş hani, zamanım yok da çok diyoruz çünkü. Aynen öyle. Bir insanın gün içerisinde ne kadar boş zamanı var? Var mıdır? Aslında onu sormak lazım. Var mı? Zamanımızın yani bize verilen günlük 24 saatlik dilim içerisinde bana Sefer Kayıoğlu senin 24 saatlik vaktinin şu kadarı da boş zaman mı denildi? Yoksa bu kavram insanlara bilinçli olarak tuzağa düşürmek için üretilen bir kavram mı? Çok doğru. Hiç bu açıdan da düşünmemiştim ki başta koyduğumuz İslam inancında zaman kavramına baktığımızda boş zamanımızın asla olmaması lazım. İnşirah suresi 7. ayet. Kritik bir imtihandayız çünkü evet. İnşirah suresi 7. ayet. Herkes baksın mesela özellikle söylemiyorum. Baksınlar.
Yani biraz araştırmaya sevk etmek için. Peki. Yani İnşirah suresi, eğer kaçıranlar olduysa 7. ayeti. Ayet. Lütfen açın okuyun. Boş zamanımız var mı yok mu? Ayette görün. Evet. Hemen şimdi ben söyleyeyim mi? Bir iş bitince hemen öbür işe aynen koyulmak öyle gerektiği. Aynen öyle. Bir çok önemli de bir telkin var ve orada psikolojik olarak da çok önemli bir telkin olduğunu düşünüyorum. Ya yani ben tabii ki ilahiyatçı değilim ama ben hani sureyi okuduğumda hissettiklerim. Tabii. Müthiş de bir müjde var. Çünkü Allah insanı o dardan kurtaran, gönlünü ferahlatandır. Ve vazgeçmek yok. Ben böyle mesajlar alıyorum yani. Bir iş bitince hemen öbürüne koyul. Yani moralini bozma. Boş boş durma. Aynen gibi öyle şeyler algılıyorum. Mesela ondan önceki iki ayete de baktığımız zaman şimdi genelde hep ya bunları yapmak çok zor deniliyor ya. Hani bizde hep böyle bir zorluk kavramı vardır. Zor. Diyorum ki zorluk nedir? Genel itibariyle söylenen cevaplar işte problem, işte yapmakta zorlanılan şeyler, engel tarzında bir takım açıklamalar yapılıyor. Hı hı. Şimdi yine İnşirah suresinin 5. ve 6. ayetlerinde de Allah Celle Celaluhu diyor ki, bunu da kulakları çınlasın, bizim Haluk abi, Haluk İmamoğlu, hı hı, bir gün sormuştu, dedi ki zorluk nedir diye bana sordu. Dedim ki yapması zor olan bir şey. Dedi ki güzel, ben de dedi böyle düşünüyordum ama İnşirah suresine dedi baktığımda dedi bir anda dedi şey değişti, bakış açım değişti. Hı hı. Dedim ki nasıl? Bak dedi, 5. ayette diyor ki Allah Celle Celaluhu, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Hı hı. 6. ayette de yemin ediyor Allah Celle Celaluhu, and ediyor. Diyor ki gerçekten de zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Şimdi müthiş okuyup, bir vurgu var orada. Aynen öyle. Okuyup geçiyoruz. Ha, evet doğru, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İzin vermiyor Allah Celle Celaluhu. Hı hı. Tekrar orada bir kez daha üstüne basa basa bunu söylüyor. Ha. O zaman zorluğun tanımı değişmiş oluyor. Hı hı. Zorluk problem, yapılması imkansız bir şey değil. Zorluk eşittir. Bu ayetten sonraki tanımı yanında kolaylık olan şey. Evet. O zaman zorluk bizim için bir problem algısından çıkıyor. Yanındaki kolaylığı bizim bulmamız gerekiyor. Bunun için de bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani bugün zamanımızı planlamamız ya da zamanımızı yönetmemiz zor. Buna bu şekilde bakarsanız bu işin altından kalkamazsınız. Çünkü odak noktamız zorluk. Hı hı. O zaman odağı değiştirmek gerekiyor. Kolaylık üzerinden gitmek gerekiyor. Biz çünkü hep yanlış odaklar seçtiğimiz andan itibaren o odağın etrafında dönüyoruz. Çok doğru, evet. Mesela şimdi dikkat edin, dünya üzerinde savaşa hayır gösterileri vardır. Ama ortam genel itibariyle hep savaş alanına döner değil mi? Hı-hı. Dünyanın herhangi bir noktasında. Peki insanların kötü niyetli olduğunu söyleyebilir miyiz? Genel çıkış açıları açısından baktığın zaman savaşa hayır diyorlar. Bundan daha güzel bir şey yok. Ama gösteriler savaşa dönüşüyor. Nedeni ne? Odak noktası savaşı odak noktası olarak alıyor. Hı. Yani hayır anlamda derken aynen öyle. Negatif kavramı velev ki pozitif bir cümle içerisinde bile kullansak oraya belki bizi odaklıyor. Savaşa. Kesinlikle. Yani. Şimdi biz hayır dediğimiz kavramı odak noktası olarak alıyoruz. Şimdi trafikte, kazalarda hedefe kilitlenme denilen bir kaza çeşidi vardır. Hmm. Virajda dönersiniz, karşınızda bir kamyon vardır. Kamyona çarpmamaya çalışırsınız ama kamyona çarparsınız. Buna hedefe kilitlenme deniliyor. Nedeni ne? Siz kamyona çarpmamak üzere hareket ettiğinizde sizin odak noktanız kamyon oluyor. Hmm. Düz yolda devam etmeyi düşünürseniz zaten problem yok. Hedefe kilitlenmiyorsunuz. Şimdi savaşa hayır dediğiniz zaman odak noktanız savaş olmuş oluyor. Ve böylelikle belli bir aşamadan sonra odak noktanız olan düşüncenin enstrümanlarını kullanmaya başlıyorsunuz. Yani insanlara savaşa hayır derken savaşın argümanlarını kullanıyorsunuz ve ortam savaş alanına dönüyor. Şiddete hayır dediğiniz nokta da bu. O zaman bunu değiştirmek gerekiyor. Kavramları değiştirmek, hı hı, gerekiyor. Savaşa hayır değil, barışa yaygınlaştırmak. Bütün dinlerin ortak esaslarından bir tanesidir. İşte selam, selamun aleyküm, hı hı, mesela, şalom. Baktığınız zaman barışın yaygınlaşması üzerinedir. Hı hı.
Çünkü selam nedir? Silim, barıştan gelir. Yaygınlaştırıyor. Doğru. Savaşa hayır değil, barışı yaygınlaştırmak. Şiddete hayır değil, şefkati yaygınlaştırmak. O zaman burada kavramları düzgün kullanmak gerekiyor. Zaman yönetiminde de böyle. Zorluğa değil, kolaylığa. Aynen öyle. Burada da zaman yönetimi veya zaman planlaması durumunda zorluğa değil, kolaylığa odaklanmamız gerekiyor. Buradaki kolaylık ne? Hı hı. Bu çok daha fazlasıyla bizim beynimizin çalışma sistematiğini daha da hızlandıracaktır ve daha olumluya yönlendirecektir. Hı hı. Bunu gerçekleştirmek lazım. Peki erteleme konusuyla ilgili önerileriniz neler olur? Bu da çok zaman kaybettiren ve mesela bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki bir öğrencinin 5 tane derse çalışması lazım. 5 günde. Hı hı. Her güne bir tanesini çalışıp bitirebilir. Ama evet. Birinci gün erteler. Öbür güne 2 ders olur. Öbür güne 3 ders olur. 4-5 derken hiçbirisine çalışamaz. Evet. Erteleyip biriktirmek. Ne dersiniz bu konuda? Bizde şöyle bir şey vardır. Koçlukta plan yaptığınız zaman planı uygulamaya ne zaman koyarsınız? Hemen. Hı hı. O anda. Diyorum ya an önemlidir. Bizim erteleyecek bir vaktimiz yok. Şimdi an üzerinde konuşmuştuk ya zaman an demiştik. Hı hı. O zaman şu an itibariyle. Çünkü orada bir boşluk bırakırsanız hayat boşluk tanımıyor. Doğru. İşte yarın yapmaya başlarım. Pazartesi diyetlerinden bir şey vardır. Evet. Pazartesi namazları denilen bir şey vardır mesela. İşte pazartesi günü başlayacağım denilen bir sürü şey vardır ve insanlar başlayamazlar. Nedeni ne? Çünkü o ana odaklanırlar. Pazartesi de gerçekleşmezse daha sonra da sırayı bozmamak için yani salı günü başlamamak için öbür pazartesi. Bir sonraki pazartesi atılır. O zaman kavramı değiştirmek gerekiyor. Hemen. Hı hı. Ders çalışması mı gerekiyor? Hemen. Sonra değil. Hemen. Hayır. Aynen öyle. Hemen başlaması gerekiyor. Evet, bu da çok kilit önerilerden bir tanesi oldu. En büyük hatalarımızdan da biriydi. Doğru bilinen yanlışları izleyelim isterseniz. Zaman yönetimi de bazen de zamanımızı iyi planlıyoruz, iyi yönetiyoruz derken bir takım hatalara düşebiliyoruz. Bu konuda doğru. Da bakalım neler var VTR'mizde. Zamanı iyi planlamak için ajanda kullanılmalıdır. Bu küçük defterler sayesinde yapmamız gereken işleri çok daha rahat takip edebilecek, zamanınızın olmadığı bir günde kendinizi ekstra yükümlülükler altına sokmayacaksınız. Bu şekilde işlerinizi dengeli bir şekilde ayarlayabileceksiniz. Gün içinde ekstra zaman kazanmak için uykudan feragat edilmelidir. İşin gerçeği şu ki daha az uyumakla etkili zaman yönetimi yapılmaz. Çünkü uyku saatlerinizden feragat ettiğiniz zaman ne vücudunuz ne de zihniniz yeteri kadar dinlenir. Bu kez siz farkında olmasanız bile ertesi günün işlerini aksatmaya başlarsınız. Etkili zaman kullanımı için aynı anda birkaç iş yapılmalıdır. Kendinizi süper güçlere sahip bir kahraman olarak görmekten vazgeçip, işleri sırasıyla halletmeye çalışın. Çünkü aynı anda birden fazla işle uğraşmak, sizin zaman kazanmanıza değil, aksine gereksiz yere zaman kaybetmenize neden olur. Gereksiz şeylerle zaman kaybetmemek için hayır demeyi başarın. Başkalarını memnun etmek uğruna herkese evet derseniz, kendinizi parçalara bölseniz bile işlerinize bir türlü yetişemezsiniz. Bu nedenle etkili zaman yönetimi için hayır demekten çekinmeyin ve olayların sizin planlarınızla aynı doğrultuda ilerlemesini sağlayın.
Evet, zamanımızı planlarken, etki yönetelim derken düştüğümüz pek çok hata var. Onlardan birkaçını ele aldık ki programımızın başından beri de aslında söylediğiniz konulardan bir tanesi planlı olmak, belli bir zaman içerisinde belli konuları yapmak dediniz. Ajanda kullanımı, not tutmak, listelerdeki yöntemleri de geçtiğimiz dakikalar onu da vurgulayalım, söylediniz. Ben vaktimizi de kaybetmeden uyku konusuna değinmek istiyorum. Çünkü uyku meselesi en büyük krizlerimizden biri. Özellikle televizyonla birlikte geç saatlere kadar oturma, geç kalkma eğer ertesi gün bir iş yoksa ya da geç yatıp erken kalkma ve uykusuz bir güne başlama gibi durumlarımız var. Uyku düzeni nasıl olmalı zaman planlaması açısından? Yani şöyle söyleyeyim. Genel itibariyle hani eskilerin bir lafı vardır ya, erken yatıp erken kalkmak dediğimiz. Günümüzde erken yatma artık saat 12 birlere kadar kalmaya erken diyoruz. Hı hı. Çünkü maalesef şunu çok duyuyorum. Sabah namazına kadar oturdum, namazı kıldım, ondan sonra da yattım. İşte bir kalktım, saat 2 olmuş, 3 olmuş. Hı hı. Ondan sonra da işleri yetiştiremiyorum. Şimdi böyle bir yaşam tarzında bir şey yetiştirebilmek mümkün değil. Yani bunu ben de, siz de uygulamış olsanız, hı hı, ne siz bu programı yapabilirsiniz, ne ben işimi yapabilirim Ayşe Hanım. Doğru. Öyle bir durum söz konusu. Uyku konusunda şunu söyleyeyim, ben uykuyu çok seven bir insanım. Hani uykudan çok feragat etmeyi sevmem. Hani ne kadar uyuyorsunuz diye sorarsanız da, dün gece mesela 4 saat falan uyudum. Ama seviyorum yani. Genel itibariyle ortalama 6-7 saat civarında uyku uyumayı kendime bir prensip olarak ediniyorum. Ha, ekstrem durumlar oluyor mu? Tabii ki oluyor. Yani bir de şu yanlış anlaşılmasın lütfen. Yani biz robot değiliz. Hı hı. Robot gibi hani hiç uymayacak bir plan diyoruz buna. Aslında bu plana da bir hakaret bence. Doğru. Çünkü bu plan değil. Bu düzensiz bir şey. Hani ayakları yere basması gerekiyor yaptığımız planında. Ayakları yere basmayan herhangi bir şeyin plan olarak addedebilmemiz de doğru değil. Hı hı. Şimdi gün içerisinde biz otomatik planlarla hareket ediyoruz. Ama normal bir planlama yapalım dediğimiz andan itibaren bu planları gerçekleştiremiyoruz. Mesela otomatik plan. En basiti. Diyelim karnımız acıktı, yemek yiyeceğiz. Şimdi sabah diyelim kahvaltısı için bahsedelim. Bir, ya evdeki hazır bir şeylerden yiyebiliriz. Bir şeyler hazırlayabiliriz. İkinci plan. Üçüncü plan, dışarıya çıkabiliriz. Dördüncüsü, birilerini evimize davet edebiliriz. Ya da biz bir başkalarına gidebiliriz. Yani baktığınız zaman 4-5 tane seçeneğimiz var. Aslında biz bu planlar içerisinde kendimize en uygun olanını yapıyoruz. Buraya gelirken mesela ben İstanbul'dan buraya Ankara stüdyolarına gelmiş oldum. Kafamda bir planım vardı. Sabah hangi saatte çıkarsam trafiğe yakalanmadan havaalanına ulaşırım, oradan buraya gelirim gibi. Şimdi kafamda bir şey oluşturuyorum. Herkesin yaptığı bir şey bu. Bu bir planlamadır. Ama biz hayatınızı planlayın dediğimiz zaman, zamanınızı planlayın dediğimizde bunların sanki dışında çok farklı, enteresan bir, ne diyelim, bir sistematik varmış da bu uygulanmak isteniyormuş. Ama insanlar bunu yaparken zorlanıyormuş gibi bir oluşum, yani bir düşünce sistemi oluşuyor. Yani baskı gibi görüyoruz, bir kayıt altına girme ya da gün aynı şeyi yaparak bir monotonlaşma gibi hep negatif şeyler yükleyebiliyoruz zaman planlamasına. Kesinlikle. Aslında biz özgürleşmekten bahsediyoruz. Yani hayatın içerisinde paldır küldür sürüklenip gitmektense planlı hareket edip kaliteli zamanlara da ortaya çıkmasını sağlayıp daha fazla aslında güzel işler yapabilmek adına. Süper bir kavram, kaliteli zaman. Şimdi çok da kullanılıyor son yıllarda. Ve yıpratılan bir kavram. Ben gözlem yapmayı çok seviyorum. İnanılmaz derecede sevdiğim şeylerden bir tanesi gözlem yapmaktır. Gittiğim bir yerde, diyelim bir mekana gidiyorum, bakıyorum bazen otururken, gözlem yapıyorum. İnsanlar bir arada oturduklarını söylüyorlar. Ellerinde temsili, şöyle bir elime telefon almış olayım. Telefonları alıyorlar, işte selfie çekiyorlar, işte etrafın fotoğraflarını çekiyorlar ve bakıyorsunuz aslında kişilerin bir arada bulundukları süre diyelim 1,5-2 saat. Birbirlerine ayırdıkları süre ne kadar? 10 dakikayı geçmez. Bu insanlara deseniz ki
2 saat buluşmayın. Size 20 dakika süre. Bakın oradaki geçirdikleri süre 10 dakika. Aslında bir arada geçirdikleri süre. Biz onlara bir de bonkörlük yapıyoruz. Bir 10 dakika daha, yani bir misli kadar daha bir süre veriyoruz. İnsanlar itiraz ederler. Bu sürede hani yetmez. Ne konuşacağız mesela, ne paylaşacağız derler. Aynen öyle. Aslında yetiyor. Yetiyor ve artıyor bile. Hı hı. Baktığınızda gereksiz bir takım ifadeler, gereksiz uğraşıları çıkarttığınız andan itibaren bu sürelerin hiçbirinin yetmeme durumu yok. Hı hı. Çünkü günümüzde diyorum ya, insanlar bir aradalarken bir arada değiller. Problem bu. O zaman bir arada olun. Yani aynı mekanda ama zihinler bambaşka yerlerde. Aynen öyle. O zaman burada bir araya geldiyseniz, örnek olarak söylüyorum, 10 dakika, 20 dakika, yarım saat. Bunu deneyin. İnanın ciddi anlamda 10 dakika ve 15 dakika insanlar birbirleriyle sohbet edemeyecekler. Ha şunu söylüyor o insanlar. Diyorlar ki bizim arkadaşlar bir telefon açıyor. İşte bir saat, bir buçuk saat telefonla görüşüyoruz. Konuştuğunuz konuların ne kadarı tekrar? Doğru. Bu bir. İkincisi ne kadarı önemli? Ne kadar dedikodu mesela? Ne kadarı sizi ilgilendiriyor veya sizin sorumluluğunuz altında? Hadi dedikodu yapsınlar artık, ona da bir şey söylemiyorum. Yani ona da bir şey söylemiyorum ama aynı tekrarlanmış ifadeler ve bilinen konuların yine aynı şekilde tekrarı. O zaman bunun bir anlamı yok ki. Farklı bir şeyler varsa bunu ortaya koymak lazım. Hatta yıllar önce duyduğum bir ifade var, çok hoşuma gidiyordu. Telefonda nasılsın ifadesi bile lüzumsuz demişti. Telefonu açıyoruz. Çok ilginç. Nasılsın? Ya bunu aslında karşı tarafın halini, hatırını sormak için sormuyoruz. Standart. Nasılsın? İyiyim. Yani. Sen nasılsın? İyiyim. Ve her telefonu açtığımızda bunu söylüyoruz. Bu bir bile kapatamıyoruz telefonu. O da çok ilginç mesela. Zaman kaybı demişti. Söyle, hadi hoşça kal. İşte evet. Hadi kendine iyi bak falan. peş peşe. Bir tür telefonun kapatılamadığı durumlar da oluyor. Otomatikleşmiş şeyler bunlar, ifadeler. Ve karşı tarafın gerçekten de iyi olup olmamasıyla ilgili bir süreç değil. Ha diyeceksiniz ki bunu ben yapıyor muyum? Yapıyorum. Yani evet. Yapıyorum. Ama baktığımızda bu bile fazla. Hadi en masumu bunlar. Bunun dışındakiler maalesef. Peki vaktimiz daralırken yine mutlaka vurgulamamız gerektiğini düşündüğüm konulardan bir tanesi de hayır diyebilmek. Bunu çok yapamıyoruz. Evet. Diyelim ki bir arkadaş grubumuz dedi ki işte akşamleyin şuraya gidelim. Veya annemiz dedi ki işte bugün de seninle kışlıkları çıkaralım mesela. Ama o anda bizim başka şeyler de yapmamız lazım. Aman üzülmesin, kırılmasın derken esas işi yapmamız gereken birinci sorumluluğu ya da acil ve önemli olan, başta da söylediğimiz yöntemden hareket edersek, işleri erteliyoruz. Hayır diyemiyoruz. Bu nasıl bir zaman kaybına yol açıyor ve hayır demenin yöntemlerine de burada sanki hani kırarız, üzeriz diye düşünüyoruz ya, kırmadan da söylenebilir herhalde. Evet. Ne dersiniz? Vallahi çok hayır diyemeyen insanların sonunu çok hayırlı görmüyorum. Ve genel itibariyle o durumlarla daha sonra işte psikolojik danışmanlar, psikologlar eşliğinde o durumlarla yüzleşmek durumunda kalıyorlar. Duygusal bir yük olarak da birikiyor muhtemelen. Çünkü uzantısına baktığınız zaman tamamen boşa harcanmış bir hayat ve başkalarına vakfedilmiş bir zaman olarak insanlar düşünüyor ve bunun oluşturduğu yoğun pişmanlığı yaşıyorlar. Böyle bir durum söz konusu. O zaman evet, hayır dememiz gerekiyor. Hayırı niye insanlar söyleyemiyorlar? Çünkü karşı taraf tarafından sevilmeme duygusunu da yaşadıkları hisse oluşuyor insanlarda. Yani eğer hayır dersem işte ben Ahmet'i kırmış olacağım. Ahmet'in bana olan sevgisi azalmış olacak. Böyle de bir şeyimiz var. Yani maalesef bu tip şeylerden bir sevgi beklentimiz oluyor. Şimdi ve bizde bazen leb demeden leblebi anlama olayımız vardır. Bazı şeylerde işimize gelir, bazı şeylerde işimize gelmez.
Bazen de hani kişiler daha ortada böyle lafı dolandırırken bile hemen ortaya çıkarız. Bırakın hani hayır demeyi, hemen atılırız. Ha diyeceksiniz ki bu kötü bir şey mi? Eğer o an müsaitseniz hayır kötü bir şey değil. Ama sizin bu yapacağınız şey sizin asli işlerinizi de zorlanmanıza sebebiyet verecekse... Ve bunları yaparken problem yaşayacaksanız ve daha sonra bundan dolayı bir öfke biriktirecekseniz insanlara, doğru, evet o zaman kötü bir şey. Çünkü lüzumsuz bir öfke biriktiriyorsunuz. Ve hayır diyemeyen insanlar da genel itibariyle herkes kendine şöyle bir baksın. Yoğun bir şekilde öfke ve anlaşılmamazlık hissi oluşuyor. Evet, kimse beni anlamıyor. Hiç kimse bana yardımcı olmuyor. Ben herkesin istediğini yapıyorum. Ve buna bağlı da öfke. O zaman burada evet şunu söyleyebiliriz. Bir de kırmalarına da gerek yok. Bizde hayır deyince sanki böyle tamamen reddetme, kapı dişine itme gibi algılanıyor. Şunu söyleyebiliriz. Öyle değil aslında, evet. Şu an itibariyle işte hani bir işim var, yapmam gereken bir işim var. Bundan dolayı hani bunu başka bir zamana erteleyebilir miyiz? Evet, başka bir zamanda bu konuda yardımcı olabilirim. Ha kişi dese ki yok bana şu anda lazım ya, o zaman bu konuda sana yardımcı olamayacağım. Bu kadar basit. Evet, alternatifler sunmak, başka bir zaman dilimi. Aynen, yani bu akşam müsait değilim ama hani yarın akşam daha rahat zamanım, evet, var gibi. Kesinlikle. Veyahut da tümüyle reddetmek bile aslında üslubunca söylenirse bir kırgınlığa yol açmaz. Şimdi biz de bazen bir insanlar... Bir halden de anlamak lazım, lafınızı bölüyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Yani yıllar önceydi, bir gün bir arkadaş taşınacak. Dedi ki işte Sefer yardımcı olur musun? İşlerim var. Dedim ki şöyle bir şey yapsak olur mu? Ben dedim kendi yerime birisini bulsam. Hani taşıma işiyle uğraşan birisini bulsam. O kişinin ödemesini ben yapsam. Hatta benden daha güçlü kuvvetlidir muhtemelen ve daha profesyonelce taşıyacaktır. Bu konuda dedim böyle bir şey yapmış olsam parasını da ben ödesem benim yerime. Arkadaş bozuldu. Dedi ki ben dedi işte hani para yardımı ve şey istemiyorum. Dedim ki bak bir çözüm önerisinde bulunuyorum. Ben evet hani bunu yapamayacağım, olmayacağım. Ama benim yerime böyle birisini sana öneriyorum. Ve bunu hani hakikaten gönülden isteyerek söylüyorum. Ve belki de onun işini de daha da ne diyelim yükünü hafifletecek bir süreç. Ama bozuluyor insanlar. Doğru. Benim orada olmamın bir anlamı yok ki. Bu işi benden daha iyi yapabilecek birisi varsa o olmalı. Bunu düşünmüyorlar. He, reddedilme duygusu olmuş oluyor ve küsülüyor. Ve ondan sonra da şu oluşuyor. Ben işte kimseye hayır demedim. İnsanlar beni hep olumsuz görüyorlar. İşte burada işte kırgınlık, öfke dediğim gibi bu süreçler devreye giriyor. Peki birkaç sorumuz da var. Özellikle ev hanımları, çalışan hanımlar soruyorlar zamanımızı nasıl yönetmeliyiz diye. Ama onun öncesinde kitap okuyorum programı ekibinden günün pozitif mesajlarını alalım. Ömrün ilk yarısı ikinci yarısını beklemekle. İkinci yarısı da ilk yarısının hasretiyle geçer. Zamanlarının büyük kısmını para kazanmak ve saklamakla geçiren insanlar... Sonunda en çok istediklerinin satın alınmayacak şeyler olduğunu anlarlar. Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor, kimse kendini değiştirmeyi akıl etmiyor. Nedir zaman, nedir? Bir su mu, bir kuş mu? Nedir zaman, nedir? İniş mi, yokuş mu? Bir sese benziyor, arkanız hep zifir. Bir sese benziyor, önünüz tüm kabir. Siz yarın başka bir insan olmayı başarırsanız, yarın da dünden daha farklı bir gün olacaktır. Evet, kitap okuyorum ekibine çok teşekkür ediyoruz. Programı da her pazar saat 21.30'da izleyebilirsiniz diyelim. Aynı zamanda kitap okuyoruz forum programı da İmam Hatip Liselerini dolaşıyor. Ekibimiz tek tek öğrencilerin sorularını, görüşlerini paylaşıyorlar. Bizzat yerinde onlarla yüz yüze geliyorlar. Oldukça güzel, keyifli iki program TRT Diyanet ekranlarında takip edebilirsiniz diyelim. Hem
Batı kültüründen, hem kendi kültürümüzden, edebiyatımızdan, zamanla ilgili farklı kesitler sundular. Aslında söylediklerimizin de bir özeti niteliğinde oldu diyebiliriz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi sorulara biraz geçelim istiyorum. Olur. Hemen iki tane soru var. Hızlıca okuyayım. Aycan Gamze Hanım demiş ki, yıllardan beri çok dert edindiğim şey zamanı etkili kullanamamak. Çalıştığımda iyiydi, zamanda, programda sorun yoktu ama evde maalesef zamanı etkili değerlendiremiyorum. Lütfen bu işin kolayını söyleyin demiş bize. Ümmü Hanım da demiş ki, ben bir firmanın finans bölümünde çalışıyorum. Genel olarak çok yoğun oluyorum. Evliyim, akşam eve gidince yemek yemek, evle ilgilenmek haliyle bayağı bir vaktimi alıyor. Her gün mutlaka kitap okumaya çalışıyorum. Bu alışkanlığımı eşime de aşıladım. Ama bana yetmiyor. Vaktimi daha verimli şeyler yaparak da harcamak istiyorum. Ama zamanım kısıtlı. Ki bunu da biraz önce konuşmuştuk. Bunun için ne yapmam lazım? Ülkemizdeki hanımlar, ev hanımları ya da çalışan hanımlar, iki grupta da aslında sıkıntılar çok olabiliyor. Hele de çocuk varsa, evlilik söz konusuysa. Doğru. Ne önerirsiniz? Ne yapmak lazım? Şimdi ev hanımları bence bu konudaki en şanssız grup. En çok iş yapıp hiç iş, yani yapmıyoruz, yaptıkları gibi hiç görünen, bir iş göze gözükmeyen bir grup. Ondan dolayı böyle bir durum söz konusu. Ev hanımlarında yalnız şunu çok öneriyorum. Yani son zamanlarda çok fazlasıyla biraz önce de bahsettiğimiz durum söz konusu. Geç yatıp geç kalkma. Hı hı. Böyle bir durumda herhangi bir işlerini yetiştirebilmeleri çok mümkün değil. Eğer böyle bir alışkanlıkları varsa bu sistematiği değiştirmeleri gerekiyor. Hı hı. Bu birincisi. İkincisi, hani bir işi yaparken başka bir işle ilgilenebilirler. Yani bu diyelim, genel itibariyle yapılıyor ama bazen de çok fazlasıyla uygulanmıyor. Diyelim ütü yaparken izlemek istedikleri bir dizi varsa veya bir film varsa, hani bunu takip ettikleri bir program varsa, evet, bir taraftan ütü yaparken veya başka bir şeyler diyelim patates soyarken, hı hı, bunu gerçekleştirebilirler. Ama şunu da yapmamalılar. Her program onlar için vazgeçilmez gibi gözüküyor. Doğru. A program bitiyor, B program başlıyor, B program bitiyor, C program ve hepsi de sanki onların vazgeçilmezi gibi. Böyle bir durum söz konusu olursa tamamen televizyona endeksli bir yaşam olmuş oluyor. Hı hı. Bu problemli. Hı. Bir de sosyal medyaya endeksli bir durum var. Öncelikle işlerini yapmadan sosyal medyaya girmelerini tavsiye etmiyorum. Hı hı. Çünkü sosyal medyaya girdiklerinde şu çok enteresan bir şey. Şimdi sokakta yaşayan insanlarla çalışıyoruz aynı zamanda. Sokakta yaşayan insanların zaman mefhumu yok, biliyor musunuz? Hmm. Ayşe Hanım, çok enteresan. Yani hangi yıl, hangi gün, hangi hafta, saat kaç, hiç önemli değil. Hatta bazen şöyle söyleyeyim. Sokakta yaşayan insanları herhangi bir yerde teste götürdüğünüz zaman genelde zihinsel algıları düşük çıkabiliyor. Şimdi nedeni şu. Aslında zihinsel algısı, hani algılamada zihinsel problemi yok. Ama sokakta yaşadığı için zaman mefhumu yok. Hı hı. Onun için her an aynı. Sabahtan diyor mesela, böyle bir ifade kullanıyor. Sabah dedi, belki öğleden sonra 2-3 olabilir. İlginç, evet. Hani şey, güneş aydınlık var ya, ondan dolayı onun için sabahtan, akşamda hava karardıktan sonraki kısım. Hı hı. Onun dışında başka bir mefhumları yok. Yerleşik düzene geçtikten sonra saat mefhumları ve gün mefhumları oturmaya başlıyor. Hı hı. Böyle enteresan bir şeyleri var. Şimdi biz sosyal medyanın başında da aynen sokakta yaşayan insanlar gibi zaman mefhumumuzu kaybediyoruz. Hı hı. Kendimizden geçiyoruz. Çok doğru, evet. O zaman burada bir şeye dikkat etmek lazım. Bizi, bilincimizi olduğundan farklı bir şekilde bir yerlere götüren bir süreçle karşı karşıyayız. O zaman bunu düzeltmek gerekiyor. Sosyal medyada eğer sınırlı zaman geçirmek istiyorlarsa, o zaman telefonlarının kronometresini kursunlar ya da alarmını kursunlar. 20 dakika ise 20 dakika. Alarm çalsın. Basit bir yöntemdir bu. Hmm. Alarm çalsın ve hemen bıraksınlar. Çünkü daldıkları andan itibaren hani gençler arasında çok fazla yaygın olan bir ifadedir ya, stalklama diyorlar. Hmm. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya giriyorsunuz. Hani işin ucu, evet, yani ta milattan öncesine kadar gidiyor. Yani çok doğru, evet. Böyle bir durum. Onu yapmaları gerekiyor. Şu da var, yani başkalarının hayatlarıyla ilgilenirken kendi hayatı
elinden kayıp gidiyor aslında. O nereye gitmiş, bu ne yapmış, o ne yemiş, o ne giymiş derken benim hayatım nerede kaldı? Ya ben çok net söyleyeyim, izleyicilerimizden de soranlar oluyor mesela, kişisel sosyal medya hesabınız var mı? Yok yani, ben kapattım. Çünkü gerçekten bence çok gereksiz başkalarının şeyleriyle ilgilenmek. Sadece program sayfaları var. Burada evet, kendi hayatımızda ıskalamamıza yol açıyor diye düşünüyorum şahsen. Şimdi diyelim planlama dediğimiz şeylerin bir tanesi de şudur. Bu zamanlama açısından da öyle. Alışverişe gittiğimiz zaman bile bir listeyle gitmek önemli. Neden önemli? Çünkü her gördüğünüz size ihtiyaç gibi geliyor. Asıl ihtiyacınız sizin evden çıkmadan önce yapmış olduğunuz şeylerdir. Belki buna ilave olarak bir iki şey daha ekleyebilirsiniz. Ama bunları belirlemezseniz gittiğiniz andan itibaren tamamen oradaki kapital dünyanın size sunmuş olduğu o her şeyi siz almak ihtiyacı hissediyorsunuz. Doğru. Kesin ve mutlak bir ihtiyaç haline dönüşüyor. Şimdi zaman yönetiminde de öyle. Baktığınız zaman her şey aslında bir ihtiyaçmış gibi bize gözüküyor. Aslında böyle bir şey yok. Gerçek ihtiyacımız ne? Bunu belirlememiz gerekiyor. Bunun da planını yapmak gerekiyor. Çalışan hanımefendi açısından da şöyle bir şey var. Şimdi çalışanlar açısından bir kademe daha zor. Hem evde eş, anne ve sorumlulukları var. Bir taraftan da çalışıyorlar. Şimdi orada da yine şunu çok iyi belirlemek lazım. Bizim birinci önceliklerimiz ne? Bunları belirlemeleri lazım ve onlara ayırdıkları vakitleri görsünler. Herkese mesela çok pratik uygulanabilir bir yöntem söyleyeyim. Bu bütün herkes için geçerli. Ev hanımları için de, çalışan hanımlar için de. Bir hafta boyunca önce bir günlük ben ne yapıyorumu yazsınlar. Ama hani kendilerini bir gözlemlesinler. Bir gün içerisindeki yaptıkları işleri. Sonra bir hafta içerisinde yaptıkları işleri sıralasınlar. Karşılaştıkları manzara onlara çok ürkütücü gelecek. Doğru. Gerçekten de. Mesela bunu diyetisyenler uyguluyorlar ve çok doğru da yapıyorlar bence. Diyetisyene gittiğiniz zaman önce yeme içme alışkanlıklarınızı öğrenebilmek için liste yaptırırlar. İşte yediğiniz her şeyi yazın diye. Şimdi insanlar yediklerini yazdıkça bakıyor ki oho, liste uzuyor. Doğru. Bu sefer yememeye başlıyor aslında. Daha o aşamada belki başlıyor. Aynen öyle. Bir hafta sonra daha diyetisyen herhangi bir diyet listesi hazırlamadan bir bakıyorsunuz ki kişi 1 kilo veya 2 kilo vermiş oluyor. İlginç, evet. Onun için yapılanlara bakmak önemli. Yani aslında bu söyledikleriniz sadece ev hanımları ya da çalışan hanımlar için geçerli değil. Bu farkındalık iş hayatındaki kişiler için de veyahut da işte sınava hazırlanan pek çok öğrencimiz var. Üniversite sınavına hazırlanan, onlar için de geçerli. Geçtiğimiz günlerde KPSS'yi konuştuk. KPSS'ye hazırlanan, atanmayı bekleyen pek çok arkadaşımız var. Onlarla da ilgili bunları hayatımıza geçirmemiz lazım. Zamanın değerini bilmek, zamanın sırrını aslında belki çözmek ve ona göre hayatımızı geçirmek gerekiyor. Son tavsiyelerinizi de alalım isterseniz, ardından günün notlarına geçeceğiz. Kendinizi sevin. Bu çok önemli. Gerçekten de biz kendimizi sevmiyoruz. Narsizmden bahsetmiyorum. Kendimizi sevelim ve kendimizi değerli kılabilecek bir takım işlemleri önceleyelim. Bu kadar. Peki, bakalım. Çok da teşekkür ediyorum yani davet ettiğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programda aslında kulağımıza küpe olacak pek çok önemli yöntem, tavsiye sundunuz. Birkaç tanesini arkadaşlarımız derledi. Bakalım nelermiş. Profesyonel koç Sefer Kayaoğlu zaman planlaması ile ilgili diyor ki, insanlar kendi iç dünyalarına dönmek için zaman ayırmalı. Her insanın kendisine ayırması gereken bir zaman olmalı. İnsanlar günlük hayatlarında yapacakları işleri acil ve önemli kategorisine göre planlamalı. Zaman planlamasında insanlar önceliklerine göre hareket etmeli. Zaman planlaması insanların az zamanda verimli işler yapmasıdır. Zaman planlamasında zorluğa değil yanındaki kolaylığa odaklanmalıyız. En değerli an şu andır. Zaman planlamalarında uygulamaya ertelemeden hemen geçilmeli.
Evet, günün notlarını da bu şekilde izleyicilerimizle paylaştık. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok sağolunuz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok keyifli bir programdı. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadım. İnşallah izleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Kendi İnşallah. Adıma da çok faydalandım. İş hayatında da, evle ilgili de hayatımızın her alanında uygulamamız gereken önemli tavsiyeler sundunuz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yaşlılık hepimizi bekleyen bir tecrübe. Peki yaşlılığa bakış açımız nasıl olmalı? Yaşlılık dönemini sağlıklı ve kaliteli geçirmek için ne yapmalı? Yaşlılık dönemi sorunlarıyla nasıl baş edilmeli? Profesör Doktor Ahmet Akgül'le farklı boyutlarıyla yaşlılığı konuşuyoruz. Sorularınızı bize ulaştırın, stüdyoda cevaplayalım.